Bir yabancı haber var Evet. önümüzde. Yabancı kız arkadaşım mı? Dünyanın en yakışıklı erkekleri listesinde her zaman üst sırada yer alan Brad Pitt'in son hali son görenlere hali. Şaşırtıyor. Ama bizi şok etti. Bir dergiye kapak oldu. Görenler Brad bitmiş, pitmiş esprisi yaptı. Çok kötü ki inşallah o yapan kişi. Yaptık. Yapan kişi. Çok kötü denk geldi ben, pardon. Bir şey söyleyeceğim. Görenleri şaşırt diyor ya. Zaten evet. Adamı kimse göremediği için şaşırtıyor. Yok fotoğrafta görenler. Fotoğrafta görüyorduk canım. Bu ne şimdi Sinan, buna şahane diyemezsin. Sinan şimdi dergi kapaklarını süslüyorsun sen de böyle kastı. Aynen doğru Erşan Kuner'in. Vallahi kostüm öyle. Brad Kuner'i diyebilir miyiz? Saçma oldu. Erşan Pitt daha iyi. Erşan Pitt daha iyi. Bizim bir ünlümüze benzetmişler ama söylemeyeceğim. Söyle ya. Yok söylemem. Ayıp. Ben söyleyeyim. Kime benziyor sence? Bir kadın ünlüye mi benzetmişler? Bir kadın ünlüye benzetmişler evet. Yani gözleri falan benziyor evet aslına bakarsan. Vallahi ben Brad Pitt ya şimdi Brad Pitt'e de buradan hani... Ne diyeyim diyorsun değil mi? Demeyeyim yani ya. Cevap hakkını kullanırsa ilerleyen dakikalarda bağlanırsa. Adam 58 yaşında yine de iyi gözüküyor. Vallahi 20 yıl sonra böyle gözükürüm zaten diyor. Sinan bir şey söyleyeceğiz. Bu konsepte... Hayır gözüksemiyorlar pardon. Bu konsepte bir çekim yaptırsalar sana, yaptırmak isteseler. Müdahale eder misin? Çünkü bayağı bir makyaj yapmışlar. Yüzündeki makyaj nedeniyle bu halde görünüyor zaten. Yani bu konsepte bir çekim yapıp yapmamam açıkçası Tülay Özçelik'e bağlı. O çünkü maddi kısmı ilgilendiği için. Yani belli bir... Ama diyelim ki çekim yaptım ve sonuçlar böyle geldi. Daha henüz bir yerde yayınlanmadı. Demez misin bu ne hal? Ben beğenmedim falan. Yani bunu artık inşallah çok geç değildir. Yayınlatmam yani bence. Evet. Ama Brad Pitt'in pek umurunda olduğunu zannetmiyorum. Evet, hiç umurunda değil. Kendimi kariyerimin son demlerinde görüyorum demiş. Ne kadar çirkin falan demezler herhalde. Adam key dedi ya hani bir konuşmasında düşün. Artık gece çekimlerini bile kaldıramıyor vücudum dedi yani. Zaten tabii, yorgunluk. Yaptığı açıklamada. Tükenmiştik. Senin tükendiğin oluyor. Kendimi kariyerimin son günlerinde görüyorum demiş. Bende tükenmemişlik sendromu var. Hiç tükenmiyorum diyorsun. Vallahi tükenmemişlik sendromu yaşıyorum. Sinan Uzerli. Yani şöyle. Sinan Uzerli. Şöyle söyleyeyim. Ben tükenmiyorum ya. Gerçekten. Bazen tükendiğimi zannediyorum bir iki gün. Etrafım da şaşırıyor. Sonra bir bakıyorum daha da enerjik şekilde devam ediyorum. Çünkü beni hayata bağlayan şey şarkılar ve müzik yani. Şimdi ve konserlerim. Yani ben sana zaten izleriz de yine pandemiden evet, sonra. Evet, evet. Getireceğiz onları ekrana. Pandemiden sonra çok güzel bir yine konser alanlarına geçmeye başladım. Hedef 500 bin kişiye ulaşmak yine bu yaz. Güzel. O yüzden onların sevgisi beni tüketmiyor yani. Tükenmeye de hakkım olduğunu düşünmüyorum şu anda yani. O sevgi beni ayakta tutuyor diyorsun. Sinan yine kas mı yapmış diyorlar. Evet gördüğünüz gibi kol kasları birazdan dikkatimizi çıkarayım çekti. Onu, evet. Ama karın Sinan, kaslarını görmek istiyorlar. Efsane bodrum pozlarım var biliyorsun değil mi? Çime getirmeyeceğiz. Getirmeyeceğiz ekrana. İçime çeke çeke diye bir şarkı var. İçime çeke çeke. Yani fena değil. Oo bayağı. Ama arkadaşımız yazmış göbek kas mı? Evet göbek niye kas. Niye kapatıyor elleriyle? Göbek kas mı ne demek? Ne demek ya? Yani... Şöyle. O arkadaşın göbek... bir Türkçe öğrensin. Her kimse buradan. Timuçin. Bizim Timuçin. Timo mu? Evet. Timo özür dilerim ya. Senin göbek mi? Bilge kas sen harcadın Timi'yi. Ellerini kapatıyor sanki. Ben mi kapatıyorum? Evet. Şuna bir bakın ya. Ya kollara bakar mısınız? Kol kası bayağı yapmış. Yani bu nasıl kapanabilir? Ne olabilir artık? Neyse hadi ya. Yani. Bayağı zayıflamışsın, zayıflamışsın sen. Zayıflamışsın evet. Mikrofon. Nasıl? İyi miydim? Aa vallahi kas. Aa reji de diyor tişörtü kaldırdı. Şimdi... Karın kas diyor. Gördük biz de şahidiz. Yani reji bunu artık söylüyor. Sadece size yazıklar olsun yani. Evet. Yok yok gördük. Yani Timi hemen gözlük hemen gözlük alman lazım. Gözlükçüye gideceğiz. Gözcüye. Timo. Evet buyurun. Evet şimdi yeni haberlerle bir moda yeni bir akım var. Evet. Onunla devam edelim Müge'ciğim. Evet. Japon iç giyim markası erkekler için dantelli iç çamaşırı modeli üretti. Bir boxer çıktı ve 10 günde bütün stokları tükendi. Ne zaman Allah gelsem size bir saçma sapan şeylerle karşılaşıyorum. Ya var daha özellikle bir sürü bana haber. Mı ait bu? Hayır senle eğlenceli haberler yapmak istiyorum. Yani ama denk düştü. Dantelli şimdi ben sabah daha kahvaltı etmemişim. Karşıma dantelli erkek çamaşır çıkarıyorsun. Bak bugün Orkun da köşesinde yazmış. Evet. Bari kadınların hani her şeyini... Orkun mu? Evet. Orkun gitmiş bir de bizi sürekli yorumlayan Orkun gitmiş bir de sevgili yapmış kendine. Magazin dünyasından hem de. Vay be. Ben de seni yorumluyorum Orkuncuğum. Seçil'de mutluluklar diliyorum. Seçil'i de severim bu arada. Orkuncuğum sana cevap hakkı doğdu. Olan yine Serdar Ortaç oldu. Mesaj atar. Hadi. Orkun.
Bilmiyoruz. Telefonlarımız açık istiyorsan. Seviyorum onu. Çok cool adam. Alişan'dan mesaj geldi. Sinan Akçıl imzalı bir poster istiyorum. Lütfen söyler misiniz? Alişan daha yeni ama her sene, geçen sene gönderdik ya. Her sene yenilecek miyiz bunu yani? Konserime gelsin. Evet. Orada imza da en önde. Bak ben sakın aramadı demesin. Doğum günüydü. Evet. Haziran'ın kaçı? 19 bir olabilir. Evet. Mutlu yıllar bu arada. Aradım onu görüntülü. Normalde arar beni, açmam. Bu sefer de o açmadı abi. Ciddi misin? Açarım tabii de. Galiba eski numarasını aradım ama doğum günü kutlu olsun anneciğim, seni çok seviyorum. Mutlu yıllar Alişan. Ay, peki ya, dantelini baksır atlamayalım lütfen. Ne diyorsun? Yorum yağar evet fanlardan. Vallahi yağıyor. Onları geliyor. Seviyoruz. Artık bir sabah programı mı yapsa seneye demiş Alişan yazmış. Uyanamaz ki. Uyanır. Nasıl uyanayım ya? Uyanırsın. O para için uyandıramazsın beni sabah. Ciddi misin? Ne sadece bizim sen için mi uyanıyorsun? Evet. Vay. 6'da yattım işte kızlar. Evet, gözlerin hala bir parça kırmızı. Peki arkadaşlar, bir dantelli baksırı getirip yani yorum yapmadı. İstemiyorum. Tamam, çok güzel. Allah, bu dantelli donları sarmaya başladı. Ne yapayım abi, alıyorum sana. Hadi geç şunu ya. Sıkıl. Geç ya. Hadi.